12 Ağustos Çarşamba TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Gündeme bakalım ne gibi gelişmeler var, ardından detaylarla başlıyor olacağız. Son bir aylık süreçte oldukça gündeme gelen ve orduda DOKA desteğiyle başlatılan serbest sistem yumurta tavukçuluğunda problemler devam ediyor. Fakat net bir açıklama henüz gelmedi. Beklenilen cevapsa oldukça net. Üreticinin derdini kim çözecek? Ordu'da yerli fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, karayolu Kan Gölü'ne döndü. Ordu Valiliği ve İşkur ortak çalışmasını sürdürüyor. Peki çocuk işçi çalıştırılmasına karşı mücadeleden sonuç alınıyor mu? Ordu'da son 6 ayda mobeselere takılan trafik kazalarının nedeni aynı. Ordu'da yine bir çatı yangını faciasının eşiğinden dönüldü. Bu seferki yangınsa ilginç bir yöntemle söndürüldü. Detaylar akşam bülteninde. TV2 akşam bülteni başlıyor. Ve gündemin ilk haberiyle başlayalım. Dün akşam son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Boztepe yolunda meydana gelen trafik kazasında fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Feci kazada 14 kişilik minibüsün içerisinde 26 kişinin olduğu öğrenildi. 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 24 kişinin tedavisi sürdürülüyor. Altınordu ilçesinde Boztepe yolunda tünel şantiyesi mevkisinde fındık işçilerini taşıyan bir minibüs yoldan çıkarak takla attı. İçerisinde 26 fındık işçisinin bulunduğu minibüste 24 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişelenirken yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılara ilk müdahale çevre yolu tüneli şantiyesinde çalışan vatandaşlar tarafından yapıldı. Arkadaşlar fren yapmaya başlamış. Evet. Ayağa bak buradan belli. Evet. Buradan. Bak buradan başlamış fren yapmaya bak. Görüyor musun? Şimdi. Bak fren yapmaya buradan başlamış. Kabin oradan. Buradan deriye girmiş. Bak şu deriye girmiş. Evet böyle. Buradan deriye girmiş. Deriye gidiyor. Taşa vuruyor takla atıyor bak. İzler belli. Bak izler gidiyor belli. Tamam fren o şekilde söylerim. Fren izleri burada. Ha tamam o zaman. Dereye giriyor oradan. Fren yapmasının sebebi hızlı kesimi. Fren patlamış. 28 kişi fren patlamış. Fren patlamış. Kaç kişilermiş araçta? Valla 28 kişiler. Cenazeyi biz çıkarttık ama. Ölü. Cenaze çok kötü ya. Bir tane açıldı galiba. Benim ayağım titriyor ya. Benim de kolum şişti. Baksana ben koluma şeyler. Siz neredeydiniz o arada? Şantiyedeydik. Koştuk geldik bağırtıya. Şimdi... Bağırdık hepsi. Aracı kaldırmaya çalışıyor. Aracı kaldıramıyorlar. Yardım ettik. Çok kötüydü ya. Kazanın nedeniyle ilgili net bir bilgi paylaşılmazken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 12 Ağustos yani bugün açıklanan hasat tarihlerine göre ortak oldu fındık hasadı başladı. Buna bağlı olarak da ordunun 200. ilçesinde temsili fındık hasat şenliği gerçekleştirildi. Düzenlenen şenlikte Ordu Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, üreticileri kozalak akarı zararlısı konusunda bilgilendirdi. Yapmaya çalıştık. Ordu'nun İkizce ilçesinde temsili fındık hasat şenliği gerçekleştirildi. Arkadaşlar sizlere verecek. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Düzenlenen şenliğe İkizce Kaymakamı Yusuf Turan, Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, İkizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık ve Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürüt ile çok sayıda üretici katılım gösterdi. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, fındık hasat zamanlarında üreticilerin bahçelerde görebileceği kozalak akarı zararlısına karşı ilgilendirdi. Şimdi elimdeki bu dalların hepsinde fındık kozalak akarı zararı var. Biz ne diyoruz? Yaprak diplerinden bir dahaki yılın karanfilleri oluşuyor. Meyve verecek gözler diyoruz bunlar. Yaprak diplerinden oluşuyor meyve verecek gözler. Bakın şu an elimdeki arkadaşlar şu dalda şu basit bir dalda normalde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karanfil olması gerekirken sadece bir tane karanfil oluşacak burada. Neden? İşte bu fındık kozalak akarı bu gözlerin hepsine zarar vermiş arkadaşlar. Bakın burası boş. Şurası boş. Şu iki tanesi işte kozalak akarı. Buyurun.
Bunları biz ne yapacak? Bunlar büyüyecekler. Bu akarları biz yapraklar döküldüğü dönemde toplayacağız. Şimdi bakın yaprakları aldım. Evet yapraklar döküldü. Evet sürgün elimde kaldı. Sadece şurada bir tane meyve gözü var. Diğerleri kozalak akarından zarar görmüş ve şu iki tanesi de zaten kozalak oluşmuş, öyle zarar görmüş. Şunu biliyorsunuz şu iki taneyi. Yani kozalak akarının bu tarz zararını görebiliyorsunuz. Ama meyve sürgünler üzerinde, yani bir yıl sürgünler üzerinde şu buralarda yaptığı, yaprak diplerinde yaptığı zararı hiçbiriniz bilmiyordunuz. İşte orada çotanak oluşmadı diyordunuz. İşte bu uç kurusu olup bu dalı elden çıkacak arkadaşlar. Ordu'da çocuk işçiliğinin fındıkta önlenmesi projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen mevsimlik tarım işçileri fındık toplarken çocukları da okulda eğitim alıyor. Ordu Valiliği ile Türkiye İş Kurumları'nca yürütülen çocuk işçiliğinin fındıkta önlenmesi projesi doğrultusunda fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına da eğitim veriliyor. Çadır kentte konaklayan tarım işçileri sabah erken saatlerde bahçeye giderek fındık topluyor. Çocuk işçiliğinin fındıkta önlenmesi projesi kapsamında da işçilerin çocukları da alanda bulunan okulda derslere ve sosyal kültürel etkinliklere katılıyor. Projenin sağ koordinatörü Ömer Dede çadır kente gelen çocuklara yönelik 3 senedir eğitim verdiklerini söyledi. Dede özellikle 16 yaş altındaki çocukları bahçedeki işlerden uzak tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak şunları belirtti. Özellikle 16 yaşın altındaki çocukların bahçelerde işten el çektirilmesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımız özellikle gezici mevsimlik tarım işçileri ailelerin çocukları olduğu için Nisan ayının ortasından sonra Kasım ayının başına kadar eğitim öğretim faaliyetlerinde mahrum kalıyorlar diğer ürünlere gittikleri için. Biz projemizin hem çocukların işten el çektirilmesini amaçlayarak çocuklarımızın bu eğitim faaliyetlerinden eksik kalan müfredatlarını burada okullarımızda tamamlıyoruz. Müfredat ve planlarımız doğrultusunda. Dede, Halk Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen öğretmenlerin çadır kentte eğitim verdiklerini, çocukların farklı gruplar halinde sınıflarda ders gördüğünü ifade etti. Okuma yazma grubumuz vardır. Okuma yazma bilmeyen yahut öğrenememiş çocuklarımızın okuma yazma eğitimlerini almalarını sağlıyoruz. Yine temel matematik becerileri, 3. 4. sınıf müfredatının eksik kalan yerleri, 5-6. sınıfı birleştirerek yine ortak kazanımları, yine 7-8. sınıf müfredatını gerçekleştiriyoruz. Müfredatlarımızın yanı sıra da çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de var. Yine burada çocuklarımıza verdiğimiz. Sayın seyirciler, fındığın son dönemde özellikle tek gündemi fiyat. Daha önceki yıllarda 6-7 liradan fiyat gören fındık, geçen yıl zirai donun etkisiyle 23 lirayı gördü. Haliyle üreticinin de fiyat beklentisi yükseldi. Peki bu yıl fındık piyasasında kaç TL'den işlem görecek? Fındık üreticisi bahçeye girdi. Fındıklar hamına serilmeye başlandı ve haliyle fındıklar patoza da verildi. Bunlar tamam da peki fındık fiyatları ne durumda olacak? Masrafları karşılayacak mı? Ordu'daki fındık üreticileri fındıkla geçindiklerini belirterek fındık fiyatlarının en az 15 lira olması konusunda kararlılıklarını sürdürüyor. En az 15'in altında olmamalı. Neden peki? Geçen yıl tabii alışkanlık var. 20 alışkanlığı. Ona göre tatmin etmeyecektir. Ondan dolayı da herhalde 15'in altına düşmez diye düşünüyoruz. Bence maliyetler 15'in de üzerinde. Çünkü bir yıl boyunca vatandaşımız bu fındığa bakarak geçimini sağlıyor. Tek geçimi insanların fındık. Yani benim kendi düşüncem, yani benim kendime göre. Bence 15'in üzerinde olursa bence iyi olur. Vatandaş birazcık daha kalkınmış olur. Birazcık daha refah düzeyi artmış olur. Bir de devletin de bu konuda fındık üreticisine yardımcı olmasını da istiyoruz tabi. Çünkü fındıktan parayı kazanan genelde tüccarlar oluyor. Köylü bu nedenden dolayı muzdarip. 2 yıldan beri köylü hasadı olmadığı için zaten borçlu. Bu sene devletin de bu konuya el atmasını tabi hem üretici hem işçi olarak istiyoruz. Fındık fiyatı, bak çalışıyoruz. Yırtınıyor, çalışıyor, yırtınıyor ama fındık fiyatı da düşünce milletin ne toplayıcının ne topladığının elinde bir şey kalmayınca ne olacak?
Gübresi oluyor, tozu oluyor, temizliği oluyor. Fındığın işi çok. Çok zor fındığın işi. Masrafı çok. Peki ne kadar olmalı? Fındığı 15 aşağı düşmeyecek ki milleti kurtarsın. Peki erkenden pazar indirmeyi düşünüyor musunuz? Yok, bizim zaten fındığımız az. O da çerezlik kalıyor. O da çerezlik kalıyor. 15 ya da 16'dan düşmemeli. Öyle işte. Peki sizce? Valla benim ihtiyacım var. 20'den fazla verirlerse iyi olur. Peki ihtiyacım var dediniz. Hemen pazar indirmeyi düşünüyor musunuz? Yok yok. Hep fındığa bağlıyız. 1-2 ay daha beklemesi lazım. Olmalı 16 lira. 15'i düşmeyecek mi? Onu düşmesin ki bizi de kurtarsın. Peki neden 16? Neden 16? Görüyorsun hep masraf. Dibine para veriyor, ışkına para veriyor, ilacına para veriyor, gübresine para veriyor. Kendimiz yine öyle çalışıyor. Kurtarmıyor. Çocuklarımızın hep ihtiyacı var. Onun için 16 olsun isterim. 15'i düşmemeli. İhtiyacımız var. Bir senede bir kere geliyor. Ona da ihtiyaç. Bir sene boyunca onunla idare ettiğimiz için 15'i düşmemesi lazım. Biz çalışanlara sorarsanız 20 lira olsun, 30 olsun, 40 olsun. Çünkü bizim Karadeniz milletinin geliri, daha doğrusu kızlarımız fındıktan sonra gelin yapılıyor. Ondan sonra borçlar hep fındığa bağlanıyor. Geçim fındığa bağlanıyor, ya yan gelir oluyor, ya ek gelir oluyor, ya da çerezlik oluyor. Bizim için, biz köylüler için, çalışan için fındık 20'de olsun, 30'da olsun, 40'da olsun. Yeter ki hakkı verilsin. Yeter ki hakkı verilsin. Çünkü biz çalışıyoruz. Hem işçiyiz, hem kendi üretimimiz de var. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Biz Karadeniz halkının özellikle köylü kısmının geliri buna bağlı oluyor. Çünkü geçimini yıllık olarak buna bağlayan da var. Yani atıyorum bir ton fındığı olan bunu bir çuval bir çuval olarak götürüyor. Ama yine elle kalmıyor, avuçta kalmıyor. Sayın seyirciler, Ordu'nun Eski Pazar Mahallesi'nde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Çevrede çokça hırsızlık olayı yaşanan ve domuz görünen mahallede tüfeğini alarak fındık bahçesini kontrole giden Esma Soğunkaya adlı kadın, kendisinden habersiz fındığını toplayan Suat O adlı bir kişiyle göz göze gelince olanlar oldu. Tartışma başladı, ardından bir el silah sesi duyuldu. Suat O adlı kişi yaralanmış ve yerde yatıyordu. Ona ilk müdahale eden ise yine Esma Soğunkaya oldu. Ardından bakın neler yaşandı. Başımdaki çemberi çıkarttım, tampon yaptım. O da bana bir ip verdi, belinden çıkardı. Onu da bağladım. Bacağından tuttum, böyle kaldırdım ganzayeti olmasın diye. 112 acil işte ambulans çağırttırdım, oğluma haber ettim. Su getir dedim, su getirttirdim. Olay Ordu'nun Altınordu ilçesi Eski Pazar Mahallesi Tömcüoğlu sokakta meydana geldi. Ordu'da fındık sezonunun açılmasıyla hırsızlık olayları da yaşanmaya başladı. İşte o bahçelerden bir tanesi de burası. Mahallede son zamanlarda hırsızlık olaylarının artmasıyla ve domuz sürüleri görülmesi nedeniyle tüfeğini de alıp evinin hemen yanında bulunan fındık bahçesini kontrol etmeye giden Esma Soğunkaya, bahçesinde bir kişinin fındık topladığını fark etti. Kendisinden habersiz bahçede fındık toplayan Suat Ö, Esma Soğunkaya'nın üzerine yürüdü. Esma Soğunkaya ise paniğe kapılarak korkutmak amacıyla birer ateş etti. Ancak Suat Ö, sol kalçasından vurulmuş ve yerde yatıyordu. O anda yani ben de tedirgin oldum. Ne yapacağımı şaşırdım birden görünce. Ne yapayım, sen benim toplanacak oca bahçeme, tapulu arazime girdin dedim. Üzerime yürüyünce orada ben de panik yaptım. Elimdeki tüfeği havaya atayım korkutmak amacıyla. Rast gelmiş. Ne oldu, beni vurdun deyince baktım ki inanmadım. Yanına varınca baktım ki gerçekten vurulmuş. Yani bir müsibetim yok. Başımdaki çemberi çıkarttım, tampon yaptım. O da bana bir ip verdi, belinden çıkardı. Onu da bağladım. Bacağından tuttum, böyle kaldırdım ganzayeti olmasın diye. Mesudiye doğumlu olan Suat Ö, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastane servisleri dün Bostepe'de 2 kişinin ölümü, 24 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle de olduğu için Samsun'a sevk edildi. Suat Ö, Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde tedavi altına alınırken, bahçe sahibi Esma Soğunkaya da jandarma tarafından ifadesi alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Erkeklerin yapmadığı cesareti gösterdiğin için senin ellerinden öperim. Son dönemlerde Eski Pazar Mahallesi'nde birçok hırsızlık olayı yaşandığını belirten muhtar İlhan Karaağaç da güvenlik önlemlerinin biraz daha artırılması ve bölgeye kamera sistemi kurulmasını istedi. Güvenlik güçlerimiz her akşamları geliyor, gündüz geliyor ama yetiştiremiyor güvenlik güçlerimiz. Yani burası çok büyük, geniş arazi olduğu için her gün hırsızlık olaylı. Bundan bir hafta önce Harman'dan fındık alındı.
arılar çalınıyor, evlere giriliyor. Geçen bundan iki ay önce bizim bir akrabanın 15 YTL parasını alındı evinden. Yani burada eski pazarda gerçekten büyük mağdurdayız. Mağdur yaşıyoruz. Vatandaşlar tedirgin. Evlerini bırakıp gidemiyorlar. Gidemiyor. Evlerini bırakıp harmanlarını bırakıp bir yere gidemiyorlar. Gerçekten korkuyorum. Ben kendi şahsım olarak kendim bir yere gittim. Hanım veya biri evimizde kalıyor. Soyulacak diye ellerimiz yüreğimizde. Valimiz, Büyükşehir Belediye'mizden yani belli eski pazarın belli yerlerine, geçiş yollarına kamera koyulsa, kamera sistemi istiyorum. Yani kamera sistemi olursa daha iyi olur. Yani gerçekten mağdur durumdayız. Sayın seyirciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi birçok bölgede altyapısını tamamladığı 752 kilometrelik yol ihalesinin sıcak asfalt dökümünün ikincisini bugün gerçekleştirdi. Düzenlenen törenle eski Kızılca Kese, Şenyurt, Keşköy, Çöteli mahallelerinin yoluna sıcak asfalt döküldü. Ordu Büyükşehir Belediyesi birçok bölgede altyapısını tamamladığı 752 kilometrelik yol ihalesinin sıcak asfalt dökümünün ikincisini bugün gerçekleştirdi. Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doktor Mustafa Çöpoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Hikmet Yıldırım ve Bülent Civelek, daire başkanları, muhtarlar, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar konuşmasında yolun ülkelerin kalkınması ve refahı için vazgeçilmez bir olgu olduğuna vurgu yaptı. Ülkelerin kalkınması için, refahı için, gelişmesi ve mutluluğu için hiç kuşkusuz yol vazgeçilmez bir olgu. Yol bizi sevdiklerimize kavuşturur. Yol aslında baktığımızda erişilebilmek demek. Yol ürettiklerimizi satabilmek demek. Aslında üretebilmek demek aynı zamanda. O olmadan hiçbir şey olmuyor. Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 752 kilometre sıcak asfalt projesi kapsamında 5 kilometrelik eski Kızılcakese, Şenyurt, Keşköy, Çötenli mahalle yolunun sıcak asfalt dökümünü gerçekleştirildiğini ifade etti. Hava şartlarının elverişsiz olması sebebiyle 75 gün gecikme yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte 19 ilçemizde sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Müteahhit firma ve kendi ekiplerimizle gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu. Ünye Niksar Caddesi, Ünye Hükümet Caddesi, Ünye Saray Caddesi 7 kilometre. Tekkiraz Fatih Beylerce Kumru bağlantı yolu 11 kilometre. Pelikli Yatak Çaka yolu 6 kilometre. Erenyurt Mahalle yolları 9 kilometre. Yani toplam 37 kilometrede sıcak asfalt yapacağız sadece müteahhit firma eliyle. Bir de bizim Büyükşehir'in kendi ekipmanlarıyla yapacakları var. Dolayısıyla Ünye ilçemize bizim vermiş olduğumuz söz ve taahhütlerin kaynaklarıyla, müteahhit firma eliyle ve kendi imkanlarımızla programlarımızı harfiyen yerine getirmen öncelikle heyecanı yaşıyoruz. Biz de ne söz verdiysek hepsini yapacağız. Yola girdik mi kardeşim, girdik. Suya girdik mi, girdik. Vaadimiz neydi bizim? 2 yıllık süre içinde, yani 2017 yılı içinde. Ünye dahil ordunun tamamında, grup yolların tamamı, ana bağlantı yolları, merkezlerimizin tamamını sıcak asfalt ve asfalt yapacağız dedik mi dedik. Tam 1300 kilometre asfalt yolu Allah izin verirse biz 2017 yılına kadar bu görmüş olduğunuz Ordu coğrafyasına, Ünye coğrafyasına, konuştuğumuz her yere asfaltı dökeceğiz, yapacağız ve sizlerin memnuniyetini ve takdirini de kazanacağız. Su da geçen sene il bazlı suda fiili gerçekleşme oranı %65'ti. Yani Büyükşehir olmadan önce ordunun %65'inde su vardı. Şimdi ordunun %86'sında su var. Gelecek yıl bu vakitler ordunun %95'inde su olacak. 1300 kilometre asfaltı 2,5 sene içinde yapıyoruz. 1300 kilometreyi şöyle bir hayal edin. Hemen kolaylaştıralım. Ordu'dan Edirne. Başta bakanımız olmak üzere, milletvekillerimiz olmak üzere, tüm ordulu hemşehrilerimiz olmak üzere tek bir hedefimiz var. Söz verdiğimiz gibi 2016'da şunu yapacağız diyoruz, bak yapıyoruz. 2015 yılı programına ilişkin yağmur sebebiyle 2,5 aylık rötarımız dışında hiçbir gecikmemiz ve olumsuzluğumuz yok. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştireceğiz, başta kentsel dönüşüm dahil olmak üzere. Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzunsa mevkiinde sezonluk geçici fındık işçilerinden rahatsızlıklarını dile getirmek için toplanan mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri Ordu Valiliği'nin önünde toplanarak
şikayetçi olduklarını söylediler. Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzunisa mevkiinde sezonluk geçici fındık işçilerinden rahatsız olan mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri Ordu valiliğine gelerek imza topladıklarını ve şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Uzunisa mahalle muhtarı Sabri Tiryaki fındık işçilerinden mahalle halkı olarak rahatsız olduklarını belirterek bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Terör çatışmalarının olduğu dönemlerdeyiz. Bu da bizi korkutuyor. Uzun zamandır suyumuz yok. Mağdur olduk resmen diye konuştu. Bizim Uzunisa'daki konaklama alanına gelen geçici işçilerin bize verdiği huzursuzluk ve rahatsızlık sebebiyle. Biz kendi buradaki geçici işçilerin kendi tarafımızdan artık yeterli olduğunu ve kaldırılması için yetkililere müracaatımızı bildireceğiz. Şikayetlerimi. Onun için toplandık buraya. Uzunisa'da sorun bir tane değil, sorun çok. Hırsızlık, pislik, hijyen olmayan, susuzluk, ne bileyim başkalarının mallarına zarar verme, her türlü olay var yani orada. Biz diyoruz ki önleminden ziyade bunun artık burada biz 8 yıldır kahrını çekiyoruz. Biraz da alsınlar başka yere götürsünler, onlar kahrını çeksinler. Biz artık istemiyoruz burada. Orada plan yok, proje yok. Doğru dürüst hiç kimse, altyapı yok. Sağlıkla ilgili kontrol yok, gelenlerin arama taraması yok, kimlik kontrolleri yok. Suriyeliler var şu anda orada, geçici Suriyeli var. Hiç kimliği olmayan Suriyeliler var çalışmaya gidenler. Onları biz biliyoruz ve bunu aşağı Uzunisa Karakolu da biliyor. Diğer kaymakamlık da biliyor. Hepsine bildirdik. Nitekim köyümüzde bütün insanlar, buradakiler, mahsul sahipleri su sorunu var. Bahçelerinde mağdur oldular, pislikten geçilmiyor. Ya artık her tarafı, yoldan izlen kimse, kadın millet gelip geçemiyor artık. Hepsi var yani. Diyelim ki 100 kişilik yerde 3000 kişi istihdam ediyorsa kimin ne olduğu belli değil. Oradakileri bir bilmiyoruz. Tanımıyoruz. İçine, çadırın içine giremiyoruz ki. Kimin gece ne yaptığını, nereye gittiğini, nereyi keşfettiğini onu bile bilmiyoruz. Emniyet güçleri içine giremiyor ki biz girsek. Hem orada TH diye büyük bir santral var. Santral de haliyle oranın da böyle can güvenliği açısından sakıncası var. Stratejik sonra mi? Vatandaşın bahçelerine hiç sormadan odun alıp getirip yakıyorlar. Kimseye bir şey falan sordukları yok. Yani onlar sınır tanımıyorlar artık daha. İkisi de çocuk yaşta diyebilirim. 20-25 yaşlarında memur. Orada günlerini ağlamakla geçiriyorlar sadece. Baş edemedikleri için. Bir de Milli Eğitim'in orada konuşlandırdığı öğretmenler var. Bunlar da çıkar peşinde. Proje hazırlıyorlar. Orada ders veriyoruz adı altında. 15 kişi yazın orada maaş alıyor. Çocukların geri kalan eğitimini orada tamamlamak için. Yani herkes bir çıkar peşinde. Zarar sadece bizde. Diğerlerinde çıkar. Konuşmaların ardından mahalle sakinleri tarafından toplanan 190 imza şikayet için Ordu Valiliğine teslim edildi. Sayın seyirciler, Altınordu ilçesinin tam merkezinde köprübaşı mevkiinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir restoranın çatısında çıkan yangına merdivensiz müdahale edildi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Köprübaşı mevkisinde bir restoranın çatısında bacadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine ilk olarak gelen itfaiye ekibinin merdivenin bulunduğu araç gecikince hortumu ip yardımıyla çatıya çekmesi ise dikkatleri üzerine çekti. Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. ...15 yılında MOBESE'lere birçok trafik kazası takıldı. Görüntülere bakıldığında ise kazaların nedeni hep aynı. Ordu
Ordu'da son zamanlarda MOBESE kameralarına takılan çeşitli kazalarda dikkati çeken tek bir nokta vardı: aşırı hız ve dikkatsizlik. Şehir merkezinde özellikle sahil yolunda meydana gelen kazalarda kimileri yara bile almadan kurtulurken kimileri ise o kadar şanslı değildi. Görmüş olduğumuz kazada yine bir ihmal ve dikkatsizlik var. Bir ortaokul öğrencisi karşıdan karşıya geçmek isterken trafikte seyreden araçların arasına atlıyor ve olanlar oluyor. Yine bir yaşlı kadın dikkatsizliği nedeniyle yoldan geçen aracın önüne atlıyor. Ve yine başka bir kazazede. Ve yine. Kavşaklarda karşılaşılan kazalarsa genellikle kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle meydana geldi. Kimileri yaralanıyor, kimileri hayatını kaybediyor, kimileri de burnu bile kanamadan kurtuluyor. Fakat ders alınması gereken asıl konuysa trafik şakaya gelmiyor. AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, Aybahtlı Devlet Hastanesi'nin proje ihalesinin başlatıldığını söyledi. AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, 2015 yılı ek yatırım programına Aybahtlı Devlet Hastanesi'nin alındığını hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılı ek yatırımlar programına dahil edilen 50 yataklı Aybahtlı Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından proje ihale süreci başlatıldı. Proje tamamlandıktan sonra yine Sağlık Bakanlığı tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. Yıl içerisinde ihale sürecini tamamlayarak inşaatını başlatmak istiyoruz. Aybahtlı'ya akıllı hastaneyi kavuşturmak istiyoruz dedi. Kumru'ya yapılacak yeni devlet hastanesinin mevcut yere yapılacağını ve 400 günde bitirileceğini ifade eden Şener, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılı sağlık yatırımları programına dahil edilen 50 yataklı Kumru Devlet Hastanesi, mevcut hastanenin bulunduğu arsa üzerine inşa edilmesi kararı alındı. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yatılı iki öğretim bölge okulu erkek öğrenci pansiyonunu hastane için uygun hale getirildi ve hastane buraya taşındı. Boşaltılan hastane binası geçtiğimiz günlerde yüklenici firma tarafından yıkıldı ve yeni hastane inşaatına başlandı. İşin bitirilme süresi 400 iş günü olup Ağustos 2016'da projenin tamamlanması öngörülüyor. Planlanan yeni Kumru Devlet Hastanesi'nin toplam inşaat alanı yaklaşık 34.100 metrekareden oluşuyor diye konuştu. Burada bu çevrede hastane, sağlık hizmetlerinden faydalanacak olan herkesten bu anlamda anlayış bekliyoruz. Hem hastane yöneticileri olarak, hem idareciler olarak, hem şehrin sorumlu kişileri olarak. Ben şimdiden bütün hemşehrilerimizden bu anlamda anlayış bekliyorum ve kendilerine sağlıklı bir hayat temenni ediyorum. İl Sağlık Müdürü Doktor İsmet Kolomuç ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Murat Küçükoğlu, yapımı devam eden Fas'ta Devlet Hastanesi inşaatında bir ziyaret gerçekleştirdiler. İlk olarak hastane yöneticileri ve yüklenici firma yetkileri ile birlikte hastane inşaatını gezen ikili yetkilerden bilgi aldı. Yapımı devam eden yeni 300 yataklı Fatsa Devlet Hastanesi'nin mevcut hastanenin bulunduğu arsa üzerine yapılması sebebiyle daha önce iki bloğu yıkılmış ve buralarda inşaat başlatılmıştı. Sağlık hizmeti ise geriye kalan iki blokta ve ilçe merkezindeki değişik alanlarda oluşturulan birimlerde verilmeye devam ediyor. İnşaatın büyük bir hızla ilerlemesiyle gelinen noktada hizmete devam eden blokların boşaltılarak yıkılması gerektiği belirtiliyor. Yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı değerlendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürü Doktor İsmet Kolumuç ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Murat Küçükoğlu yapımı devam eden Fatsa Devlet Hastanesi inşaatına bir ziyaret gerçekleştirdiler. İlk olarak hastane yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte hastane inşaatını gezen ikili yetkililerden bilgi aldı. Fatsa'ya yakışır modern bir hastane inşa edildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Doktor İsmet Kolumuç, 300 yataklı Fatsa Devlet Hastanesi inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı. Gelinen noktada hizmet yürüttüğümüz blokların yıkılması gerekiyor. Sağlık hizmetlerimizin aksamaması için tüm paydaşlarımızla birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirten Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Murat Küçükoğlu ise bölgeyi yakından ilgilendiren 300 yataklı Fatsa Devlet Hastanesi inşaatımız sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Yeni yapılan hastanemizin fiziki gerçekleşmesi şu an itibariyle %82 seviyelerine ulaştı dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın yoğun programları nedeniyle görüşemediği vatandaşlar için başlattığı Halk Günü'ne bir yenisi daha eklendi. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar da 7 Eylül tarihinden itibaren her pazartesi günü Halk Günü yapacaklarını açıkladı.
Hazır ol! Dikkat! Sağ! Bak! Ordu'da 9 yıl görev yapan, dönemin valisi Kemal Yazıcıoğlu tarafından başlatılan ve onun gidişiyle ara verilen halk günleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hemen Yılmaz tarafından başlatılan halk gününün ikincisi, 13 Ağustos Perşembe günü saat 10'da Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi olarak tabii ilimizin coğrafyasının büyüklüğü sebebiyle özellikle bir takım görüşmelerde imkansızlıklar oluşmuştu. Bu çerçevede de halkımızla daha içli dışlı olma anlamında hem sorunlarını birebir anlatılması için. Halk günleriyle vatandaşların belediyeden talep, öneri ve beklentilerini bizzat dinlediklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kapımız ve gönlümüz herkese açık diye konuştu. Bundan sonra düzenli bir şekilde bu halkla buluşma toplantılarımızı her ay olmak suretiyle devam edeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük yaptığı halk günleri zincirine Perşembe Belediyesi de eklendi. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, ilçede 7 Eylül'den itibaren her pazartesi günleri belediyede halk günü yapacaklarını açıkladı. Toplantı, Perşembe Belediyesi Kamil Sönmez Toplantı Salonu'nda 7 Eylül Pazartesi günü 10-15 saatleri arasında her pazartesi günü halk toplantısı gerçekleştirilecek. Kim gelirse gelsin belediyeye güler yüzle karşılanıyor, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir arzunuz var mı? Niçin geldiniz? Hemen soruluyor. Oraya oturtturuluyor. Çayı söyleniyor. Görevde bulunduğu süre içerisinde ilçeye yapılan hizmetleri de anlatacak olan Başkan Kemal Bahtiyar, vatandaşların sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyecek. İşlerin yoğun olması nedeniyle sosyal medya üzerinden gelen mesajlara cevap veremediğini söyleyen Belediye Başkanı Bahtiyar, 7 Eylül Pazartesi günü başlamak üzere her pazartesi günleri vatandaşlarımızın sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyeceğim. Her vatandaşımızı 10 ile 15 saatler arasında çay içme bahanesiyle belediyemize bekliyoruz dedi. Ara veriyoruz. Gariplerden 2015'in en büyük konut kampanyası. Garipler Boztepe evlerinde 3+1 anahtar teslim 125 metrekare daire sadece 139 bin lira. Bugün al, yarın otur. Yanlış duymadınız. 3+1 anahtar teslim 125 metrekare daire sadece 139 bin lira. Kira öder gibi daire sahibi olun. Bilgi için Garipler Mühendislik 0452 888 18-18. Şimdi Ordu'ya Sarı Göller kalitesi geliyor. Arçelik konsept mağazamız hizmetinizde. Sarı Göller 90 yıllık iş tecrübesinin yanı sıra 60 yıllık Arçelik ve 15 yıllık Bellona bayiliği deneyimiyle artık Ordu'da. Tüm Arçelik ürünlerinin teşhir edildiği 250 metrekarelik konsept mağazamızda satışlarımız başladı. Uzman ve eğitimli kadromuz sizlere hizmet etmekten mutluluk duyacaktır. Mağazamızda tüm Arçelik beyaz eşya, ankastre, elektronik, süpürge ve küçük eşyaların yanı sıra Grundig, Asus, Toshiba, Lenovo bilgisayarlar, iPhone, Samsung, LG ve tüm marka cep telefonları ile hizmetinizdeyiz. Satış sonrası hizmette Türkiye'nin en iyi şirketi Arçelik markamızla ücretsiz nakliye ve montaj imkanını sizlere sunuyoruz. Şimdi Arçelik zamanı. Şimdi Sarı Göller zamanı. Adres Zübeyde Hanım Caddesi, numara 131, Garanti Bankası yanı Ordu. Telefon Türkiye'nin her yerinden alan kodu olmadan 444-5990. Güveninizin eseri Sarı Göller. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Fındık hasat mevsimi devam ederken fındığını toplayan birçok üretici de fındığını harmana getirdi. Peki fındığını hava şartlarından korumak için gerekli olan çadır ve brandaların acaba fiyatı ne?
fındık hasat mevsimi devam ederken toplanan fındıkları hava şartlarından korumak isteyen vatandaşlar branda ve çadır satan dükkanlara akın etti. Yılda 2 ay sezonluk iş yapan branda satıcısı İsmail Köroğlu, işlerin çok iyi olduğunu, çadır ve brandalara aşırı talep olduğunu söyledi. Brandalara mevsimi olduğu için talep şu anda fazla tabii ki, mevsimlik olduğu için. Ama biz yılın 12 ayı satıyoruz. Devamlı oluyor. Ama fındık ayı olduğu için talep fazla oluyor. İster istemez fındığa bağlı olarak fazla satış oluyor. Fındık olmazsa satış olmuyor geçen sene gibi. Fındık rekolte azdı. Az olmuştu yani bu sene ama rekolte fazla gözüküyor. Ona göre de satış oluyor haliyle. Artış. Peki metresi ne kadar oluyor satışlarda? Şimdi metresi bu naylonların normalde kilogram işi. Biz kilogramını metreye çeviriyoruz. Yani şu andaki fiyatı 8,5 lira. 8 lira 50 kuruş kilogramı. Kilogramı. Biz onu metreye çeviriyoruz. Yani o zaman metresi ne kadara gelmiş oluyor? Yani metresi 2 liradan 12 liraya kadar şey oluyor. Metresi olan var. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokakları otomatik kilit sistemi kuruluyor. Peki bu sistemle ne hedefleniyor? Detaylar haberimizde. Ordu'da şehir içerisinde sadece yayalara açık cadde ve sokaklara araçların girmesini önlemek amacıyla otomatik kilit sistemi kuruluyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde ilk olarak başlanılan bu uygulamayla araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklara araç girişinin uzaktan kumandalı butonlarla önleneceği belirtiliyor. Ordulu vatandaşlarsa otomatik kilit sisteminin olumlu bir uygulama olduğunu dile getirdi. Şehir merkezine araba girmemesi kadar güzel bir olay yok. Yani insanların daha rahat edebilmesi açısından. Şehrin nüfusu yazın zaten ikiye katlanıyor. Trafik açısından, insanların rahat alışveriş yapabilmesi açısından çok iyi bir şey aslında. Daha güzel gözüküyor, daha düzgün. Öncekilerden daha güzel. Tabii bizim için daha güzel, daha kolay. Ordu Servis Sistem yumurta tavuğu üreticileri ellerindeki yumurtanın piyasaya sürülemediğini ve mağdur olduklarını iddia etmişti. Ardından Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Örüt, Ordu Yumurta ve Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar tarafından ardı ardına açıklama geldi. Son durum için detaylar. Ordulu Serbest Sistem Yumurta Tavuğu Üreticileri 3 Temmuz 2015 günü Altınordu Ziraat Odası'nın önünde toplanarak eylem gerçekleştirmişti. Üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçti fakat serbest sistem yumurta tavuğu üretimiyle ilgili hala net bir açıklama yapılmış değil. Üretim bir yandan devam ediyor fakat piyasaya sürülemeyen yumurta üreticinin elinde kalıyor. Peki üreticinin bu sorununu kim çözecek? Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Örüt eylemlerin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirerek projenin detaylarını anlatmıştı. Örüt geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da bir sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendirdiği serbest sistem yumurta tavukçuluğunu ziraat odası olarak geliştirip Ordu'daki bir derneğe teslim ettiklerine yer verdi. Bizim zaten hedefimiz bu projeye başlayıp bu projeyi daha sonra üreticilerimizi dernekleştirerek derneğe devretmekti. Şimdi biz bu aşamadayız. Üreticilerimiz dernek kurdu. İleriye dönük de birlik kuracaklar muhtemelen. Daha sonra da dernek yavaş yavaş devralmaya başladı. Çünkü bu sorumluluk onların olması lazım. Bizim amacımız, hedefimiz, görevimiz projeyi kurup, başlatıp daha sonra da ilgililerine teslim etmekti. Ardından Ordu Yumurta ve Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar'a mikrofonlarımızı uzattık. Soruları dernek başkanı değil bir yumurta üreticisi olarak cevaplıyorum diyerek yanıtlayan Uzunlar, projenin Karadeniz bölgesi için gerekli olduğunu fakat temeli sağlam olmadığı için üreticinin mağdur olduğunu söyledi. Pazarı bulunmadan, araştırılmadan birdenbire kümes yapımı ve işte kümesin fazla yapımını yapılmış. Örneğin ben olsaydım tahmini yani böyle bir 20 tane kümes yapardım. Pazar oldukça kivi yumurta üreticileri arkadaşları, dostları ona göre daha kümesi yaptırdım. Buradaki kaynak o. Pazarı bulmadan bu işe girmenin sıkıntısını yaşıyoruz bir üretici olarak. Yaşanan sorunların yargıya intikal ettiğini de hatırlatan Uzunlar, bundan sonraki süreci yargı çözecektir diye konuştu.
Zaten bu konuların bir kısmı yargıya intikal etmiş. Biz bundan sonra ne dersek yanlış anlaşılır. Ama ben bir üretici olarak keşke bu projenin pazarı bulunup da gelseydi daha iyi olacağını düşünüyorum. Yaz aylarında artan ishal vakalarının nedenleri ve alınması gereken önlemleri biliyor muyuz acaba? En azından bilmeyenler için uzmanına sorduk sayın seyirciler. Uzman doktor Melih Cevdet Çetinkaya anlatıyor. Ben burada hastayım, arkadaşlarım ama yazılıyor. Hava sıcaklarının artmasıyla ishal vakaları da gündeme geldi. Hastaneler ishal vakalarıyla doldu taştı. Uzman doktor Melih Cevdet Çetinkaya, ishal hastalığının çocuk, genç, yetişkin dinlemediğini belirterek hastalıktan korunmak için dikkat edilmesi ve alınması gereken tedbirleri anlattı. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir hastalık, bağırsak sisteminin hastalığı. İshalin genel olarak şöyle tanımlayabiliriz, normal insanların bağırsak alışkanlığından, bağırsakların kaka dışkılamasından daha fazla miktarda ve daha sulu şekilde kaka yapmasına biz ishal olarak tarif ediyoruz. İshalin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, dünyada en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında geldiğini, dünyada tehlikeli hastalıkların ilk beşinin ishal hastalığı olduğunu söyledi. İshale neden olan bir sürü faktörler var. Bunların bir kısmı mikrobik nedenler. Mikrobik nedenlerde ikiye ayrılıyor, üçe ayrılıyor hatta. Bir kısmı bakteriye, mikroplara bağlı, büyük mikrop diyoruz. Bir kısmı virüslere bağlı, küçük mikroplar. Bir de parazit dediğimiz paraziter enfeksiyonlara bağlı çocuklarda ishal görülüyor. Üçünün de çocuklardaki şikayeti ve belirtileri farklı olabiliyor. Örneğin bakteriyel dediğimiz ishallerde onların bir kısmı da kanlı ishal görebiliyor. Mesela Shigella dediğimiz ishallerde. Bunların bir kısmı besin zehirlenmesiyle birlikte olabiliyor. Özellikle yaz dönemlerinde besinlerin iyi temizlenmemesine bağlı veya dışarıda bırakılan yemeklerde. Örneğin salmonella gibi mikroplara bağlı. İşte tifo dediğimiz ishaller şeklinde görebiliyoruz. Bir kısmı da paraziter dediğimiz yine ishallerde özellikle yaz döneminde daha sık görüyoruz. Bizim toplumumuzda özellikle fındık döneminde daha böyle merkezin dışında hijyen kuralları biraz daha bozuluyor. Kalabalık olduğu için o hani kişilerinden ziyade daha kalabalık olduğu için aileler bu fındık toplama döneminde. O zaman hijyen biraz daha bozuluyor. O yönden hem besinlerle bir ishal artabiliyor hem de maalesef orada köylerde kullandığımız kuyu suyunda şehirdeki gibi dezenfekte edilmediği için, ilaçlanmadığı için oradan da içilen yani kuyu suyundan içilen sularla da daha çok çocuklar ishale neden oluyor. Uzman doktor Çetinkaya ishale bağlı bebek ve çocuk ölümlerinin sıvı kaybı olduğunu da sözlerine ekledi. Bebeklik yaş grubunda, bebeklik yeni doğanda bir de erken süt çocukluğu döneminde süt alerjisine bağlı ishal olabiliyor. Süt alerjisine bağlı ishal de aynı mikrobik ve paraziter dediğimiz amitli dizanteri gibi kanlı oluyor ishaller. O bazen bizi yanıltabiliyor. O anne eğer besin olarak eğer süt ve süt ürünleri tüketiyorsa ve çocuğun da ona karşı alerjisi varsa o zaman çocuklarda kanlı ishal olabiliyor. Biz bunu çoğunlukla kakat haline bakıyoruz. Eğer bir dizanteri, bir mikrop, amipli dizanteri dediğimiz amip saplayamazsak veya bir mikrop saplayamazsak ve testiyle de eğer anne süt alerjisini saplayabilirsek çocuktan annenin diyetinden sütü çıkardığımız zaman o hemen bir hafta içerisinde normale geliyor. Ve bültenimizin son haberi, yazın serinlemek için 7'den 70'e herkesin vazgeçilmesi elbette dondurma. Peki dondurma yerken acaba dikkat etmemiz gereken detaylar var mı? Operatör doktor Ahmet Yılmaz sizin için anlatıyor. Yaz aylarında serinlemek için aklımıza ilk gelen gıdalardan biri olan dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar neler? Operatör doktor Ahmet Yılmaz anlattı. Dondurma yedikten sonra ılık su içilmesini birçok otor tavsiye ediyor. Bunun birkaç sebebi var. En önemli nedeni dondurmanın vücut sıcaklığında ağız içerisinde yaklaşık 6-7 derecelik bir düşme yapması ve ılık suyun bu sıcaklığı yeniden normal seviyeye çekmesi. Başka birkaç sebebi daha var. Dondurma şekerli bir gıda bildiğiniz gibi ve dişler için, ağız için uzun süre içeride kalması zararlı olabilir. Ilık suyla hem dişlerimizi de temizlemiş oluruz. Ayrıca soğuk dondurma mideye inerken, yemek borusundan geçerken midede ve yemek borusunda kramplara neden olabilir soğuğun etkisiyle. Ilık su bunu da engelleyecektir. Onun için bir sakıncası yok ve yapılabilecek bir şeydir.
Kakaolu, çilekli, vişneli, sade. Her yaşa, her zevke uygun dondurmalar. Peki sıcak havalarda serinlemek için 7'den 70'e herkesin tercih ettiği dondurmanın zararı var mı? Bazı ameliyatlardan sonra, bademcik ameliyatlarından sonra çocuklara, erişkinlere dondurma öneriyoruz. Bunun sebebi soğuğun ödem alıcı ve ağrı kesici etkisinin olması. Bu yüzden öneriyoruz. Fakat bu enfeksiyonlarda değil, enfeksiyon durumlarında bademcikte hali hazırda bir enfeksiyon var ise eğer dondurma yenmesi çok da doğru bir hareket olmayacak. Çünkü oradaki florayı da bozar dondurma. Aynı zamanda direnci de düşürecektir. Çünkü orada bademciğe giden damarlarda daralmaya neden olur soğuk. Bu yüzden oraya savunma hücrelerinin gidişini de geciktirecektir. O yüzden çok da doğru bir ifade değil açıkçası. Sonuçta bu bir gıda maddesi. İçerisinde bir sürü besin öğesi de var. Çocuklarımız için zaman zaman faydalı da bir besin aslında. Çok fazla abartmadığımız sürece. Doğrusu şu, şöyle yapmak gerekiyor. Güvenliğinden, temizliğinden emin olunan dondurmanın kullanılması lazım. Çünkü biliyorsunuz sütten üretiliyor dondurma ve süt özellikle yaz aylarında çok kolay bozulabilen, içerisinde bakteri ve diğer zararlı organizmalar yaşayabilen bir ürün. Sırf bu nedenden dolayı özellikle pastörize olmuş, sütten yapılmış, içerisinde mikrop barındırmadığından emin olduğumuz dondurmaları kullanmamız gerekiyor. Ve para piyasalarıyla bültenimizi kapatıyoruz. Ordu serbest piyasada bugün. Dolar alış 2 lira 770 kuruş, satış 2 lira 777 kuruş. Euro alış 3 lira 92 kuruş, satış 3 lira 100 kuruş. Altın fiyatlarına gelince, 22 ayar altın alış 89, satış 98 liraydı. Çeyrek alış 162, satış 174 liraydı. Yarım alış 324, satış 348 liraydı. Cumhuriyet altını alış 648, satış 696 liraydı. Bitiriyoruz. Az sonra spor dünyasında gelişmeleri takip edebilirsiniz. Lige hazırlıklarını Nevşehir'de sürdüren Ordu Spor, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Arsin Spor'la oynadığı 3. hazırlık maçını 2-1 kazandı. Ordu Spor'un gollerini Murat Tosun ve Muhammed Kurt kaydetti. Ordu Spor kadın basketbol takımı eski baş antrenörü Alper Durur'un çalıştırdığı genç kız milli basketbol takımı Bükreş'te düzenlenen 2015 FIFA Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası son maçında İsveç'i 60-49'luk skorla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. 3 sezon başında kaldığı potanın menekşelerinde bir şampiyonluk ve 2 playoff kazanan başarılı antrenör Durur, son olaraksa çalıştırdığı genç kız milli basketbol takımının 2015 FIFA Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3. olmasını sağladı.